Oğuz Türklerinin destansı hayatını anlatan Dede Korkut hikayeleri. Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Gümbet Nüshaları ile bilinen eser, keşfedilen yeni sayfalarıyla tarih meraklılarını selamlıyor. Eserin ve tıpkı basımının tanıtım toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleşti. Edebiyat, sanat ve kültür dünyasından araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Feridun Yılmaz, Hüseyin Buran, Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Profesör Doktor Osman Fikri Sertkaya ve Profesör Doktor Ferruh Ağaç'a konuşmalarıyla yer aldı. Kitabı Dede Korkut yahut Türkçe söyleyişiyle Dede Korkut kitabı, Batı Oğuzlarının yaşayışlarını, ananelerini, geleneklerini, göreneklerini, örflerini, adetlerini, sevmelerini, sevişmelerini, savaşmalarını, yani günlük hayatı bize anlatan eşsiz bir hazinedir. Türkiye'de Türkolojinin kurucusu hocamız Ordinarius Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü, onun değerini belirtmek için Türk edebiyatının bütün mahsullerini terazinin bir kefesine de Dede Korkut'u koyarsanız Dede Korkut ağır basar diyerek onun değerini belirtmek istemiştir. Dede Korkut'un bugün bilinen biri yarım, üçü tam dört nüshası var. Yeni bulunan iki hikayeyle de 14 hikayemiz var. Şimdi sıra bozuldu. Çünkü Bursa'da bir yeni Dede Korkut yazması bulundu. Dijital olarak da erişilebilen tıpkı basımda 10. yüzyılda yazılan iki sayfalık Dede Korkut hikayesi ve Yasin Urhan'ın minyatür görselleri sayfaları renklendiriyor. Eserin ön sözünü ve giriş bölümünü hazırlayan Sertkaya, antikacılık yapan İbrahim Koca'nın Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'ne bağışladığı eserler arasından keşfedilerek restore edilen nüshanın keşif sürecine değiniyor. Efendim, bu bir Bursalı ailenin malı olarak biliniyor. Ancak burada Bursa'da kitapçılık yapan İbrahim Muti buraya 7-8 yıl kadar önce bazı Kur'an metinlerini vermiş. Bu yazmayı da size hediye ediyorum demiş. Ne olduğunu bilmiyor. Burada yapılan bir sergide Sayın Mehmet Yayla bu sergiye konulan kitapta "Dedem Korkut soylamış" ibaresini görünce şaşırmış. Hemen arkadaşı Ersen Bey'e telefon etmiş. "Ersen, bu Muradiye'de yeni bir Dede Korkut var. Bunu muhakkak değerlendir" diye. Ersen Bey de PDF istemiş. Biz Ersen Bey'in yazısından öğrendik yeni bir Dede Korkut bulunduğunu. Şimdi Kültür Başkenti Bursa'dan 2023 Kültür Başkanı Başkenti Şuşa'ya gideceğiz. Ekim ayında, Kasım ayında Şuşa'ya gidip bu kitapla ilgili yeni değerlendirmeleri, yayımları yapacağız. Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu çok mühim bir keşiftir. Bu keşfin içerisinde olmakla ben de kendimi
çok mutlu, çok bahtiyar olarak sayıyorum. Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde sergilenen Dede Korkut kitabı, Bursa yazması eseri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet adresi üzerinden de incelenebiliyor.